12 ile bölümünden kalan 5'miş. Eğer bu sayıdan 5 çıkartırsak bu sayı 12 ile tam bölünür. 12 ile 5 arasındaki fark 7'dir. 5 çıkarma yerine 7 eklemeyi seçersek yine 12'nin bir sonraki katına gideriz. Bu sayıya 7 eklediğimizde de 12'nin katı olacaktır. Biz 7 eklemeyi seçelim. Burada 20.000 A7 B sayısına 7 eklediğimizde 12'nin katı olacak. 12 sayısı 3 çarpı 4 şeklinde yazılabildiği için son iki basamak 4'ün katı olacak. Şu toplamda rakamları toplamı da 3'ün katı olacak. Şimdi 7'nin 4 ile bölümünden kalan 3'tür. Burada iki basamakta 70'li bir şey var. Buradan gelecek olan kalanın da 1 olması gerekiyor. Çünkü 3 1 daha 4 olsun. Sonuç itibariyle 4'ün katı olsun son iki basamak. 70'li bir sayının 4 ile bölümünden kalan 1 olması için şimdi eğer 2 ve 6 olsaydı 72 76 4'e tam bölünecekti. Dolayısıyla bunu 1 arttırdığımızda 73 veya 77 gibi bir sayının olması gerekiyor. Dolayısıyla B'ye 3 veya 7 veririz. 3 yazdığımız zaman 2 artı 0 artı A artı 7 artı 3. Bir de buradan da yine 7 gelecek. Rakamlar böyle olacak. Bu 3'ün katı olmalı rakamlar. 3'ün katlarını atalım. 3 buradan gitti. 7, 7 daha 14, 2 daha 16. 16'yı 3'e böldüğümüzde 5 defa var. Kalan 1. Yani A artı 1 değeri buradan 3'ün katı olmalı. Buna bakacak olursak 2, 5 ve 8 var. Eğer buraya 7 yazarsak, yani buradaki B yerine 7 yazarsak, şuradaki 3 yerine 7 olacak. Bu şekilde gösterelim. Bu sefer rakamların toplamı da yine 3'ün katı olmalı. 7, 7, 7, 3 kere 7, 21, 2 daha 23. A artı 23 dediğimizde yine bunun da 3'ün katı olması gerekiyor. En yakın değer 24'tür 3'ün katına. 1, 4 ve 7 yazabiliriz. Bu 6 tane sayıya baktığımızda en büyük değerin 8 olduğunu görüyoruz. A yerine yazılabilecek en büyük değer 8'dir.